Herkese merhaba. İstanbul Happy Meeting girişimi tarafından hazırlanılıp sunulan Şehir Happy Meeting programındasınız. Ben Abdullah Ezik. Bugün Gökhan Akçura ile birlikte İstanbul'da eğlence kültürü üzerine bir söyleşi gerçekleştireceğim. Gökhan Bey bu alanda uzun yıllardır çok kıymetli çalışmalar yapıyor ve yeni çalışmalarının bir kısmı Oğlak Yayınları'ndan, bir kısmı da geçtiğimiz günlerde TÜYAK İşbirliği'nde Yapı Kredi Yayınları'ndan çıktı. Gökhan Bey, hoş geldiniz programında. Hoş bulduk, merhaba. Öncelikle biraz kitaplardan da hareketle İstanbul'da eğlence kültürü deyince akla ne geliyor? Geç dönem Osmanlı ve erken Cumhuriyet'te eğlence kültürünün karşılığı neydi? Ondan bahsederek giriş yapalım isterseniz. Olur. Şimdi kitabın, bu son kitabımın alt başlığı Cumhuriyet döneminde eğlence. Ama Cumhuriyet dönemini 1923'ten başlatamıyoruz. Neden? Bütün veriler aslında Tanzimat'tan itibaren gelişiyor. Şimdi orada şöyle bir durum var. Osmanlı İmparatorluğu'nun kendine özgü bir eğlence kültürü vardı. Neydi? İşte seyir sanatlarını düşünürsek orta oyunu, meddah, karagöz, daha sonraları kanto. Bu arada padişahların işte şenlikleri, düğünlerde, sünnet düğünlerinde surnameler, oralarda binbir çeşit cambazlıklar, maharetler, işte kuklalar vesaire. Bu geleneksel eğlence Cumhuriyet'e taşınmadı. Taşınamadı. Çünkü zaman içinde giderek yenilenemedi bu kültür. Kendi içinden daha çağdaş bir olgu çıkaramadı. Benim mesela eski bir kitabımda Karagöz Modern diye bir makalede ben Karagöz'ün seyrini, modernleşme çabalarını anlatmıştım. Ama bugün Karagöz artık biraz antika, biraz işte geçmişte kalmış bir öge olarak duruyor. Cumhuriyet kendi tercihini bütünüyle Batı'dan yana koydu. Batı'nın eğlence kültürü ise bize 19. yüzyıl içinde gelmeye başlamıştı. Tanzimat'tan sonra işte gayrimüslimlerin hakları öne çıkarılınca, geride kalmış olan hakları, onlar hepsi kendi kültürlerini, Avrupa'dan taşıdıkları kültürleri tatbikata koymaya başladılar. İşte eğlenceler, balolar, çeşitli şenlikler, müzikleri geldi, Naum Tiyatrosu açıldı, operalar geldi, operetler geldi, sihirbazlar geldi. Sirkler 19. yüzyılda çok yoğundur. Bu böyle Osmanlı'ya karşı bir batılaşma değildi. Çünkü batılaşmanın ana aktörleri arasında padişahlarımız da vardı. Hepsi mesela Abdülhamit için işte çeşitli iki taraftan da sağdan da soldan da yaklaşımlar vardır. Birbirine ters düşen. Abdülhamit'in bambaşka bir süliyeti var bende. Eğlenceyi en çok seven padişah. Özel sarayda hem Alaturka hem Alafranga ekipler kurmuş. İşte bir kitap ve Oğlak'lık kitaplar. Şimdi orada hemen şunu açıklamam lazım. Aslında bu Türkiye eğlence tarihi 5 yıl evvel yazıldı. Ama işte çeşitli nedenlerle zaman içinde hastalıklar girdi, pandemi girdi, basılamadı. Oradaki birçok konunun kısa halini o kitapta bıraktık. Uzun haline bazı makaleleri ise Oğlak'taki kitaplara taşıdık. Bu yüzden aslında hepsi bir bütünlüğü teşkil ediyor. Cumhuriyet döneminde eğlence özetle Tanzimat'tan başlar, sonra bugüne kadar devam eder. Belki şunu da söylemek gerekiyor ki burada zaten 2. Abdülhamit'e atıf yaptınız. Kendinin tiyatro sevgisi, sarayda kurdurduğu özel tiyatro, Avrupa'dan getirdiği ve kendisi için sahnelettiği oyunlar, yine İstanbul'da aynı şekilde kendisine ödev olarak kaleme aldırttığı, oynattığı, kendisinden başka kimsenin görme imkanı bulmadığı oyunlar meşhur. Bunun paralelinde kütüphanesi zaten çok meşhur. Bu anlamda dediğiniz gibi İstibdad'a rağmen 2. Abdülhamit'in
Bu anlamda dışa dönük, en azından dışarıyı kendisi içinde takip eden bir yapısı olduğunu söylemek mümkün. Bu evet. Anlamda o kurduğunuz bağlantı çok kıymetli geldi bana. Evet. Peki bu noktadan sonra şunu da sorabilirim. Kitapların da önemli bir bölümünde işte darbeler döneminde eğlence kültürünün nasıl patladığı durumu var. Aslında benzer bir durum bu İttihat döneminde de var. İttihata rağmen eğlence kültürü özellikle Beyoğlu civarında oldukça hareketli, oldukça zengin. Buralarda birçok kulüp, kantocu, dans topluluğu, Avrupa'dan gelen tiyatro ve eğlence grupları da var. Peki bu anlamda eğlence kültürünün bileşenleri nelerdi? İstanbul halkı eğlenmek için neler yapardı bu Tanzimat'tan sonra gelişen süreçte? Daraltalım dönemi, 2. Abdülhamit dönemi diyelim. Şimdi olur. 2. Abdülhamit tamam güzel eğleniyor ama bir yandan da kendine zarar gelebilecek her şeyi dışarıda bırakma yanlısı. Eğlence kendisinden uzakta olunca mesele yok. Zaten hafiyeleri orada cirit atıyor. Her yerde hakimler, yani kendine özgü bir mafya var Beyoğlu'nda. Bunu Ahmet Rasim'in, işte Selamet Muhtar'ın kitaplarından, yazılarından çok açık görebiliriz. Benden uzak olsun, ne olursa olsun ruhu içinde. Cumhuriyet'ten önce elbette ikiye ayrılmış bir toplum var. Yani Beyoğlu tarafında bu batılaşma süreci giderek ona katılan Müslüman Türk unsurları da içine katarak genişliyor. Ama İstanbul yakasında ise farklı, daha geleneksel bir kültür önde. O da Şehzadebaşı'nda karşımıza çıkıyor. Yavaş yavaş onlar da ama değişmeye başladığını, neden değişiyor? Sinemalar geliyor. Sinemaların getirdiği kültür var. İşgal İstanbul'un sırasında çok büyük değişimler oluyor. Çünkü beyaz Ruslar akın ediyor biliyorsunuz, yüz binlerce insan. Bunlar eğlenmeyi bilen, kültürleri yüksek kişiler, her ne kadar parasız kalsalar, çeşitli işlere burunlarını soksalar, becerdikleri, becermedikleri, güzel, çirkin vesaire, uzun konu. Ama beyaz Rusların kaliteli eğlence anlayışı İstanbul'a hakim oluyor. İstanbul'da yığınla kulüp, lokanta açılıyor. Birbirinden güzel Rus kadınları, o güne kadar yaşmaklı, işte örtülü kadınları gören Türk erkeklerinin karşısında tüm cesametiyle, yani şey çok önemli. Bilmedikleri bir kültür, bilmedikleri bir açıklık, bir örtünmeme özelliği büyük bir hızla yayılıyor ve bu karşı tarafı, yani geleneksel olan İstanbul yakasını da çok etkiliyor. Şehzadebaşı'nda hemen Cumhuriyet'in en başında da görüyoruz. Bir anda revüler, Macarlar, işte sihirbazlıklar, sirkler bütünüyle Şehzadebaşı'nı hakim kılıyor. Zaten her boş kalan alanda bir açık hava sineması da kurulmaya başlıyor. Böylece hem Osmanlı'dan gelen batılaşma hem de beyaz Rusların etkisiyle batı tarzı eğlence giderek Cumhuriyet'in de seçimleriyle birlikte zaman içinde bütün ortama hakim oluyor. Peki bu noktada şu konuyu da aslında görece merak ediyorum. Özellikle Ekrem Işın'la beraber yaptığımız sohbetlerde Müslüman Türklerin eğlence hayatında aktör olarak aslında Müslüman Türklerin değil de gayrimüslimlerin veya Avrupa'dan veya Rusya'dan gelen yabancıların aktif olarak rol aldığını söylememiz mümkün. Çünkü o yaşmaklar içindeki Türk kadınları veya Türkler çok sahneye çıkıp bir şeyler gösterecek durumda değildir veya doğrudan kanto yapacak veya şarkı söyleyecek durumda değildir. Bu anlamda sahneye çıkan oyuncular genellikle Ermeniler, Rumlar ağırlıktadır. Daha sonraki yıllarda da sizin de belirttiğiniz gibi aslında yurt dışından İstanbul'a gelen yabancılar söz konusudur. Peki bu noktada hem yurt dışından gelen tiyatro grupları, özellikle burada Avrupalılar dikkat çeker. Fransızların çok yoğun bir ilgisi var ve hemen hemen her yıl İstanbul'a gelen belirli tiyatro grupları var ki bunlar edebiyatta da sıkça işlenir. Peki bu noktada yabancı kültürler veya Osmanlı'nın kendi tebaatı içerisindeki gayrimüslimler eğlence kültürünü Müslüman Türkler üzerinde nasıl değiştirmiş, nasıl bir etki yapmıştır? Şimdi orada birçok ufak dipnot mümkün ama en büyük
etkilerden söz edelim bu kısa söyleşide. Birincisi tiyatro. Yani Batı tarzı tiyatroyu Güllü Agop olarak nitelediğimiz neredeyse bütünüyle Ermeni oyunculardan oluşan bir ekip Osmanlı Tiyatrosu gerçekleştirdi. Osmanlı Tiyatrosu Beyazıt'ta tiyatro sokağı olarak hala adı duran bölgede kurulmuş. Daha sonra da Azak Sineması Tiyatrosu oldu. Çok sonraki yıllarda, 30'lu yıllarda bir yerde Batı tarzı ilk tiyatroyu kuran ekip. Hatta bu konuda şey de aldılar. Kendileri dışında hiç kimsenin bu tiyatroyu yapamayacağı konusunda padişahtan ferman da geldi. İkinci özellik ise kantolar dediğin gibi. Kantolar 19. yüzyılın işte ikinci yarısından itibaren ki ilk kantocu olarak Perus hanım adı verilir. Az sayıda Rum kadın da vardı ama yine orada büyük oranda Ermenilerin rol aldığını görüyoruz. Müslüman Türk kadınların işte sahneye çıkamaması, işte belli bir kapalılıkta olması nedeniyle orada da rol onlara düşüyordu. Yani gayrimüslim unsurların şeylerini, etkilerini bunlarla şimdilik sınırlı tutalım. Yabancıların gelmesi ise Naum Tiyatrosu'ndan başlayarak Cumhuriyet'te de devam eden ki orada mesela ses tiyatrosunu çalıştıran efendinin özel katkılarını söyleyebiliriz. Kitaplarımda bunun üzerinde de uzun uzun durdum. Empresaryolar meselesi önemli. İsterseniz üzerinde dururuz. Ardeti sürekli Fransız grupları, dünyaca ünlü müzisyenler, akrobasi toplulukları, yani Avrupa ile çok sık temas eden ve oradan getiren bir insandı. Bu eğilim daha sonraki yıllarda da sürdü. 1950'lere kadar yoğun bir biçimde, savaş yıllarında da Avrupa'daki birçok insan kaçmak zorunda kaldığından, faşizmi baskısından Türkiye'ye geldiler ve mesela bir yazımda Macar Rapsodisi diye Oğlak'tan çıkan kitaplarımdan birinde bir ara inceledim. 1930'lu 40'lı yıllarda evet çok fazla insan geliyor Türkiye'ye, İstanbul'a gösteri için ya dış ülkelerden. %90'ı Macar. Neden bu? İşinden de çok çıkamadım. O yıllarda Macaristan'ın yoğun bir gösteri kültürü var ve Yahudiler çok fazla işin içinde. Herhalde ana nedenlerden biri bu olmalı diye düşündüm. Peki biraz da İstanbul'da eğlence kültürünün coğrafyasından bahsedelim. Çünkü tarih boyunca İstanbul ifadesinden anladığımız şey değişiyor. Özellikle Osmanlı döneminde bu başka bir İstanbul'du. Bugün başka bir İstanbul'a doğru evrildi. Ancak sanırım aradan geçen bu 150 yıla rağmen, 200 yıla rağmen İstanbul'da eğlence kültürünün sabitlendiği, belirli çevrelerde döndüğü noktalarda söz konusu Beyoğlu gibi, Şehzadebaşı gibi belirli yerler var. Peki bunun haricinde İstanbul'da eğlence kültürünün ana coğrafyası neresiydi? İnsanlar eğlenmek için nerelere giderlerdi? İşte aslında biraz önce değindik. Şehzadebaşı İstanbul yakasının temel noktası. Osmanlı Tiyatrosu tiyatroyu alırsak aynı şekilde. Orta oyunu her yerde kurulabiliyor. Bayramlarda bayram yerleri öne çıkıyor. İstanbul'un özellikle bu İstanbul tarafında, eski İstanbul tarafında çok fazla bayram yeri var. Cambazlar yine seyyar, çeşitli yerlerde kuruyorlar iplerini, işte şeyleri, teşkilatlarını. Şeye geçersek, Pera tarafına geçersek, İki büyük bölgeden söz edebiliriz. Birisi Tepebaşı, birisi Taksim. Taksim'de yine uzun uzun bir kitabımda anlattığım gibi Zenci Thomas. Çok ilginç bir şey, şahsiyet ki uzun bir kitap da yayınlandı. Siyah Rus diye İş Bankası Yayınları'ndan. Bitti, yeni baskı yapmıyorlar, yapın diye düşünüyorum. Çok iyi bir biyografi. Alexandrev galiba, tam hatırlamıyorum adını, bir Rus kökenli bir Amerikalı yazıyor.
öncesini hadi şimdi uzun uzun anlatmayalım ama şeyde Sovyetlerde, Rusya'da Sovyetler öncesinde büyük bir eğlence imparatorluğu kuruyor. Devrim gelip her şeyine el koyunca ailece kaçıyorlar, İstanbul'a geliyorlar. İstanbul'da önce Şişli'de Stella diye bir dansing kuruyor. Arkasından geliyor Maxim'i açıyor. Maxim mesela döneminde çok öne çıkmış. Hatta Türkiye'ye ilk caz gruplarını, zenci caz gruplarını getiren bir kulüp olarak öne çıkıyor. Tepebaşı'nda da hem Tepebaşı Tiyatrosu, hem tiyatro, hem etkinlikler, gösteriler, konserleri yaparken hemen onun yanında, onunla Pera Palas arasındaki bölge Garden Gece Kulübü kuruluyor. İşte bu Garden'da, Tepebaşı Tiyatrosu da Arditi'nin ortağı Lehman tarafından. Bu Arditi Yahudi, Lehman Rum kökenli. İstanbul'un eğlence yaşamının neredeyse yarısını, bir yandan da ses tiyatrosu var. Giderek başka yerlerde de açılıp kapanan mekanlar oluşturuyorlar. En öne çıkan özellikler bunlar. Şeyleri de katarsak, küçük kabareler, işte kafelerdeki gösteriler, Beyoğlu'nda onlarca beyaz Rusların açtığı mekan var. Onun dışında ne sayabiliriz? Yani mekan düzeyinde tuttuğunda sinemalar tabii çok önemli. Sinemaların İstanbul yakasında sayılı birkaç sinema var. Tamam, Şehzadebaşı'nda var, Sirkeci'de Ali Efendi sineması var gibi. Ama esas ağırlık, esas güç yine Beyoğlu'nda. Onlarca bugün yok olmuş, hemen hemen hepsi yok olmuş. En son emeği yok ettiler. Sinemada Fransızca, Rumca, Türkçe yayınlanan, sese geçtikten sonra sesten önce yazılarıyla aynı şekilde çok dilli olan bir kültür var. Beyoğlu bir yanıyla da sinemalar şeyi. Bir ilginç not, Cumhuriyet'in hemen sonrasında Yıldız Sarayı hükümet tarafından bir Mario Serra'ydı galiba adı. Bir İtalyana mafyatik bir şahıs zannediyorum. Kiralanıyor ve Yıldız Sarayı büyük bir kumarhane haline geliyor. Ama böyle külliye olarak lokantaları var, eğlence mekanları var. Efendim işte kumarhane tabii işin göbeği. Ve Maxim'in sonunu da hazırlıyor bu. Maxim'deki bütün ilgi Yıldız Kumarhanesi'ne gidiyor. 3 yıl kadar bu sürüyor ama o kadar çok spekülasyon oluyor. İşte orada paralarını kaybeden, hatta bir subay yine kumarda her şeyini kaybettiği için kendini öldürüyor kapısı önünde. Neyse sonunda kapanıyor. Yıllarca bunun davaları da sürüyor. Çok genel bir manzara ancak bu kadar çizilebilir diye düşünüyorum. Peki Gökhan Bey, bu noktada ben hatta şeyi de merak ediyorum ve bunun etkisi olduğunu da düşünüyorum. Eğlence kültürü kendi içerisinde hatta belirli bir dönemsellik de ifade ediyor. İşte dediğiniz gibi belli bir dönem sinemanın yükseldiğini, belli bir dönem eğlence kültürünün tiyatro merkezinde geliştiğini veya bir başka dönemde işte pavyonlarda bu kültürün geliştiğini, dal budak saldığını söylememiz mümkün. Peki mesela özellikle 20. yüzyıl başından beri baktığımızda bu süreci nasıl yorumlarsınız? İlk olarak hangi kültür vardı? O yerini daha sonra neye bıraktı? Nasıl gelişti bu eğlence anlayışı? Vallahi her şey iç içe gelişti. Yani öyle birbirini biri bitip biri başlamadı. Evinden beri mesela Batı etkilerinden söz ediyoruz. Bir başka yanı üzerinde de durabiliriz. O da müzik kültürü. Osmanlı'nın müzik kültürü varlığını bugüne kadar koruyabilen, şu ölçüde, bu ölçüde, şu kadar güzel, bu kadar kötü, neyse ama hemen hemen tek özelliği eğlence kültürümüzde Osmanlı'dan taşınan bir kültür, klasik Türk müziği dediğimiz, bazılarının İstanbul müziği dediği. Bunun evrimi mesela çok ilgimi çekti. Çünkü sahneye kadınlar çıkmıyor. Ancak işte ilk dönemde Roman kadınlar sahneye çıkıyor. Daha sonra Rum kadınlar, Ermeni kadınlar çıkmaya başlıyor Alaturka müziği içinde. Ancak Cumhuriyet'ten sonra Türk kadınları çıkıyor. O kadar çok çıkıyorlar ki
erkekler isyan ediyorlar. Yani sahneler sadece kadınlarla kaplı oldu diye. Fakat zaman içinde tabii bu müzik de kendi içinde bir evrim gösteriyor. Önce işte konaklarda, saz meclislerinde daha kişisel, içe dönük bir müzikken giderek sahnelere çıkıyor, konserler haline geliyor ve Cumhuriyet'in ilk dönemlerindeki asrileşme paralelinde Batı müziğinden etkileniyor bir ölçüde, Batı konularından, bu asrileşen temalardan, taksi üzerine, işte dans üzerine, hovardalık üzerine şarkılar başlıyor. Fantazi müzikler oluyor. Yani değişimi bütünüyle bu müziğin farklılaşması üzerinden de takip edebiliriz. Bugün belki eski tadı bulamayız. Yani en son herhalde o Müzeyyen Senarlar'da, Safiye Aydalar'da kalan etkisini, o eski Osmanlı Türk müziğini. Ondan sonra giderek daha türkü söylerken bile şık boyalı hanımların bambaşka bir şekilde sahnede olması, o türkünün anlattıklarıyla hiç alakası olmayan bir şekilde. Ha, mesela türkü de aynı şekilde. Tabii burada kitapta da uzun durdum. Oğlaklık kitapların birinde de ayrıntılı makale var. Cumhuriyet 1930'lu yıllarda batılaşmayı çok sağlamlaştırmak için radyoda klasik Türk müziğini yasaklıyor. 3 yıl hiçbir parça yayınlanamıyor. Türküyü öne çıkarıyorlar. Türkü daha işte ulusal bir olgudur. Öteki Osmanlı'dan gelir. İşte ne bileyim meyhane kültürüne yakındır vesaire diye. 3-4 yıl radyolarda bu müzik çalınmıyor ama bunun etkisi tersine çalışıyor. Bu sefer gazinolar, açık havalardaki konserler çoğalmaya başlıyor. Sonunda yine Atatürk kendisi ama bir yandan sofralarında dönemin bütün müzisyenlerini ağırlıyor. Onlardan işte meclisler kuruluyor. En sonunda öyle bir toplulukta bir müzisyen, evet güzel bunları dinliyoruz ama insanlar dinleyemiyor gibisinden yakınmalar yapıyor. Atatürk de hakikaten de haklısın, bu iş uzadı diyor ve yeniden izin veriyor klasik Türk müziğin radyolarda yer almasına. Tabii mesela anlatılacak o kadar çok şey var ki, radyonun evrimi bütünüyle bu eğlence tarihi içinde çok önemli bir olgu. İstanbul Radyosu önce açıldığında İstanbul'da herhalde 5 tane falan radyo var. Özel bir kuruluş. Canlı yayın yapıyor. Hiçbir kaydı yok o yüzden. Yani anında hiçbir yere kaydedilmiyor müzikler. Ancak dergilerinden takip ettik onları. Telsiz diye bir bayağı kaliteli bir dergi çıkarıyorlar. Yarısı Fransızca, yarısı Türkçe bir dergi. Sonra giderek devlet bu işi ele alıyor. Ankara Radyosu kuruluyor, İstanbul Radyosu kuruluyor. Buralardaki müziklerin programlarının evrimleri, işte eğlence programlarının nasıl geliştiği. Çok geniş bir konu. Nereden, ne kadar tutabiliriz bir söyleşi içinde bilmiyorum. Kesinlikle zaten bu müzik tartışmaları, yani Peyami Tefa'nın Fatih Harbi gibi romanında tartıştığı, buna ayrıca vakit ayırdığı, hem Doğu Batı ikiliminde hem de İmparatorluk'tan Cumhuriyet'e devreden veya devretmeyen miras konusunda öne çıkan konu var. Hatta ben şeyi de çok sıkça görmüşümdür. Birçok özellikle erken dönem Cumhuriyet yazarı, şairi anılarında bu dediğiniz yıllardan bahsederken, işte eğer Doğu vilayetlerindeyken Ermeni radyosundan veya İran radyosundan türkü dinlediklerini, başka türlü İstanbul'da, Türkiye'de yatak olan müzikleri dinlediklerini söylemişlerdi, belirtmişlerdi. Bu anlamda bütün bu süreci böylece ortaya koymak, görmek de bence çok kıymetli. Ben hemen orada şeyi ekleyelim. Yani bu önemli bir olgu. Cumhuriyet batılaşmayı biraz seçkinci, biraz içine kapalı, kendine kapalı bir şekilde yarattı. Yani mesela ben biraz dalga geçerek balolar zamanı dedim. Cumhuriyet'in başında her yerde balo, 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 balo. İstanbul'da herkes balo yapıyor. Kardeşim yani başka bir sorun mu yok? Bu kadar balolara önem veriyorsun. Ve bu balolar Anadolu'ya da yayılmaya çalışılıyor. Anadolu'da mesela gidiyorsun Diyarbakır'da haber, kitapta şimdi olabildiği kadar zaten çıkış noktası İstanbul. Tamam, İstanbul ağırlık taşıyor ama Ankara bu değişimin en azından düşünsel merkezi. Orada yapılanlar önemli.
İzmir kendi Levanten geçmişinden vesaire yine bir fuarın açılmasıyla farklı bir şekilde yürüyor. Bir de Anadolu var. Anadolu'nun malzemeleri çok zor bulmak. Ancak gazeteleri takip ederek bilgi topladık. Balolar ve bu türden batılaşan eğlence kültürü ancak memurlar ve ordu mensupları arasında ya ordu evleri, halk evi, önce Türk ocakları buralarda oluyor. Yani Anadolu bu batılaşan eğlence kültüründen nasibini almıyor, belki de uyum göstermiyor. Yani bugünkü büyük ikilemlerin arkasında Cumhuriyet'in bir sürü yaptığı şeyi de incelemek lazım. Yani öyle zıtlaşarak, karşılıklı zıtlaşarak hiçbir şeyi anlayamayız, göremeyiz. O yüzden mutlaka salim bir kafayla uzağa çekilerek Cumhuriyet'in her yaptığını da olumlu olumsuz, değiştiren, güzel, sorunlu gibi kavramlarla ele almalıyız. Burada böyle takımcılık hiçbir zaman işe yaramıyor. Kesinlikle. Zaten bunlar çok da tutmuyor ki bugün bütün bunları tartışabiliyoruz, masaya yatırabiliyoruz. Evet. Peki mesela çok pavyonlardan, kulüplerden, tiyatro gruplarından bahsettik. Bir anda Türkiye'nin eğlence kültüründe, İstanbul'da eğlence kültüründe hangi müzisyenler, oyuncular, kantocular ön planda çıktı, efsaneleşti, yıldızlaştı ve kendisini, devrini etkiledi? Onlardan bahsedelim. Çünkü aslında çok önemli isimler de var bu süreç içerisinde. Şimdi aktörler deyince o kadar çok aktör var ki. Demin söz ettim, emprezaryolar çok önemli. Bu gazino patronlarını emprezaryo saymıyorum. Mesela ilk dönem Dervişzade İbrahim diye bir kişi var. Biraz arkasını ya uzaktan akrabalık mı ne var, Atatürk'e de dayanıyor. İstanbul Radyosu şu anda ne olduğu meçhul olan binasının olduğu yerde Bellevue Bahçesi var. Fitas Sinemalarının olduğu yerde Moulin Rouge Gazinosu var. Sarayburnu Gazinosu diye Sarayburnu'da da bir gazino var. Üçünü birden işletiyor mesela. Bir ölçüde o Türk emprezaryosu sayılabilir ama demin söz ettim Arditi ve Lehman çok önemli. Uzun uzun onları ele almaya çalıştım. Bir de Lehman'ın varisi, kardeşinin oğlu Koço Petridis var. Koço Petridis tamam aynı yolda gidiyor ama çok önemli bir farklılık getirdi. Bu çalışma sırasında bir dergi keşfettik, Reflektör. Reflektör 1938-39'da çıkmış falan ama haftalık bir dergi, pırıl pırıl bir dergi. Türkçe yok, İngilizce, Fransızca, Almanca. Hem Avrupa'nın bütün o eğlence kültürünü yansıtıyor hem Türkiye'nin yansıtıyor. Temel görevi ajanslık, acentalık. Yani gelip gitmeleri, oradan oraya gitmeleri, ilanlar, ha bir de ilanlar alıyor. Yani savaş yıllarında haftalık bir eğlence kültürü dergisi çıkması çok ilgimi çekti. Bu ben dahil 3 kişi de şu anda Türkiye'de var. Salt arşivinde var. Bir arkadaşım da var, ben de var. Böyle bir olgu. Mesela bu dergilerin çok ciddi baştan sona incelenip ayrı bir yayın haline gelmesi bile mümkün. Ondan sonra operetleri takip ederek ilginç bir aktörler silsilesi söyleyebiliriz. İşte Cumhuriyet'ten önce Çuhacıyan vardı. Ama Çuhacıyan'ın eserleri oynanıyordu. Yani Çuhacıyan bir grup lideri değil. Muhlis Sabahattin çok önemli. Muhlis Sabahattin 1920'li yılların sonlarında Süreyya Opereti diye bir topluluk kuruyor. Ve bu Süreyya Opereti çok başarılı oluyor. O dönemin kültürünü önemli etkileyen bir öge ki şehir tiyatrosu da operet bölümü açıyor. İşte oradan Ekrem Reşit, Cemal Reşit'in eserleri başta olmak üzere bir sürü operet ortaya çıkıyor. Şehir tiyatrosunun başında olan Muhsin Ertuğrul da bundan etkileniyor ve filmlerinde, operet filmlerinde Muhlis Sabahattin Ezgi'yi başta olmak üzere birçok besteciyi kullanıyor. O dönemin o filmlerden kalabilmiş parçalarla görebiliyoruz bunları. Efendim, tek tek insanlar var. Mesela Gregor diye bir Ermeni'yi keşfettim. Gregor Fransa'ya gidiyor gençliğinde. Orada bir caz orkestrası kuruyor, 12 kişilik. Bayağı da plaklar falan da doldurmuş. Bunları araştırınca ortaya çıktı.
Sonra 30'ların sonlarında Türkiye'ye geliyor. Türkiye'ye geldikten sonra temel özelliği, benim çok ilgimi çeken özelliği, konseptli geceler yapıyor. Mesela Viyana gecesi yapıyor. Transatlantik gecesi yapıyor. Ekvator gecesi yapıyor. Gecesi yapıyor. Gecesi mi diyorum? Gecesi yapıyor. Bunların hepsinde mesela diyor ki Ekvator'da, Ekvator'un altından geçecek transatlantiğin şeyinde kurulan, işte küpeştesinde kurulan bir sofrada yenecek yemekten sonra işte şöyle şöyle şunlar gelecek, bunlar gelecek. Bir daha Cumhuriyet tarihinde belki Arhan Kayar arkadaşımıza kadar uzanabilen bir uzun boşlukta bu şekilde konseptli geceler yapan hiç kimseyi görmedim. Tokatlı'nın lokantasında yapıyor, işte ne bileyim Boğaziçi'ndeki Beyaz Park Gazinosu'nda yapıyor, değişik mekanları kullanıyor. Gregor'un Fantastik Geceleri diye bir ayrı makale haline geldi. Zati Sungur kendi başına uzun uzun ele alınması gereken, bu kitapta tabii çok sınırlı ele aldık. Sihirbazlık kültürünü Türkiye'ye getiren demeyeceğim. Çünkü araştırınca gördüm ki Osmanlı döneminde Türkiye'ye gelmemiş, sihirbaz kalmamış. Bütün sihirbazlar, Avrupa'nın ünlü sihirbazları gelmişler, uzun dönem gösteriler yapmışlar. Hatta hepsinden önce şeyde Naum Tiyatrosu'nun kurulduğu yerde bir sihirbaz geliyor. Şimdi Hop diye ismini hatırlayamadım. Çok da hoş bir anekdot var orada. İşte bir beyaz bir siyah kuşunun başlarını bir anda değiştiriyor böyle bir el şeyle. O zamanki padişah da, onu da şimdi ismini hatırlayamayacağım. Aa çok güzel diyor. Hemen içeriden çağırıyor. Bir Çerkez, bir de Zenci şeyini, cariyesini. Aynı numarayı hadi şimdi yap diyor. Adamcağız şaşırıyor. Ne yap? Bosco. Ha? Bosco şeyin sihirbazının adı. İzin istiyor. Bir araştırayım bunu nasıl yapacağımı diyor. Hemen toplanıp kaçıyor yurt dışına. Rezil olmamak için. Çünkü yazık yani iki tane... Genç kadının kafasına mal olacak diye. Sonraki dönemlerde mesela müzik alanında bir sürü aktör çok önemli. Yığınla isim sayabiliriz. Tiyatro alanında mesela Hazım kendi döneminde şehir tiyatrosunda çok önemli bir figür. Filmlerde de şeyde de millet Hazım olduğu zaman bayılıyor. Ama çok genç yaşta ölüp gitti Hazım. Naşit çok önemli. Naşit geleneksel tiyatrodan gelmiş, sinemaya da geçmiş. Mesela Karagöz'ü sahnede canlandırmaya kalkmış, kendisi Karagöz rolüne çıkmış. Naşit döneminde bir efsane. Onun üzerinde uzun uzun durmaya çalıştık. Muammer Karaca daha sonraki dönemde o Süreyya Operatı'ndan gelip gelişen, kendi tiyatrosunu kuran. Yani böyle yüzlerce isim sayabiliriz. Hemen ilk aklıma gelenleri size sıraladım. Peki son olarak aslında bir yasal düzeyde gayet meşru düzlemde hangi eğlenceler vardı, neler vardı onları konuştuk. Son olarak belki bir parantez aslında yeraltı eğlencesini açmak iyi olabilir diye düşünüyorum. Az önce sizin de belirttiğim gibi mesela Yıldız Kumarhanesi kapanıyor. Ancak bu tabii ki kumarhanelerin tamamen yasaklandığı veya çekildikleri anlamına gelmiyor. Birçok eğlence, aynı şey sinema içinde geçerli. El altından farklı filmlerin gösterildiği birçok sinemada var bu dönemlerde. Dolayısıyla İstanbul bu tür yeraltı eğlenceler için de zengin, tarih boyunca zengin olmuş bir şehir. Son olarak İstanbul'da ne tür yeraltı eğlenceleri vardı? Belki bir anda bunlardan bahsederek bitirebiliriz. Abdullah kardeşim, bu konuda bilgin varsa sen anlat. Dünyanın en zor şeyini sordum. Yeraltı eğlenceleri evet var ama hangi kaynaktan bunları izleyeceksin? Ancak romanlar, anılarda ipuçları var. Mesela Genel Evler tarihini eğlenceye sokarsan fuhuşu, tamam bir sürü şey anlatabiliriz ama bence fuhuşu eğlenceye sokmamak, yani birebir ilişki kuramıyorum. Ama mesela Beyaz Ruslar döneminde çok ilginç, mesela bit yarıştırdıklarını, kadınları sahneye çıkarıp dövüştürdüklerini, yani para kazanmak için yapılabilecek her şeyi yaptıklarını biliyoruz. Başka ne söyleyebiliriz bu konuda? Sen mesela ne hatırlıyorsun? İpucu ver bana.
Ben özellikle mesela kumarhaneler konusunda özellikle darbeler ve daha sonra tamamen yasaklandıktan sonra birçok şehrin farklı yerinde kumarhanelerin kurulduğunu ve bunların aslında dönemin birçok önemli ismini de ağırladığını duymuştum birçok anılardan, dediğin gibi bunlar kayıt dışı. Ama kumarhane, yani bak, Yıldız Kumarhanesi'ni eğlence açısından ele aldım. Kumar mekanları ve kumarı eğlence içine katmıyorum ben. Tamam, insanların bir kısmı kumarda eğlenebilir. Şimdi mesela kitabın en başında bir tarif yapmak zorunda kaldım. Yoksa eğlence çok geniş bir kavram. Yani kimi ava çıktığında eğlenir, kimi ne bileyim fuhuş yaparken eğlenir, kimi dediği gibi kumar oynarken eğlenir. Yani her şeyi, bireysel zevkleri öne çıkardığımız zaman o kadar çok şeyi eğlence kültürüne katmak mümkün ki. O yüzden sınırları çizdim. Ve olabildiği kadar herkesin eğlence olduğuna kanaat getirdiği, kabul ettiği kavramlar üzerinden götürmeye çalıştım. O yüzden de tamam, bir yeraltı eğlence kültürü olabilir ama hem büyük kısmını ben eğlence olarak kabul etmiyorum, geriye kalanlar hakkında da bilgi bulmak çok zor, çok sınırlı. Kesinlikle. Çok teşekkürler Gökhan Bey. Bugün sizinle İstanbul'da eğlence kültürünün farklı yönlerini, hem Oğlak'tan çıkan kitaplar hem de geçtiğimiz günlerde Yapı Kredi'den çıkan ve oldukça hacimli, görsel anlamda da zengin kitap ekleninde konuştuk. Bizimle olduğun için çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim beni misafir ettiğiniz için. İstanbul Hepimidin girişimi tarafından hazırlanıp sunulan Şehir Hepimidin programını izlediniz. Bugün Gökhan Akçura ile konuştuk. Haftaya yeni bir konukla görüşmek üzere. Çok teşekkürler. İyi günler.